Esselamu Aleyküm sevgili izleyenler. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Muhammed Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan gelişmeler ve önemli başlıklarla karşınızda olacağız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. AB Çin'den Doğu Türkistan'a gözlemci gitmesine izin vermesini talep etti. Radyo Fransa International'e göre Avrupa Birliği Çin'den bağımsız gözlemcilerin Doğu Türkistan'a girmesine izin vermesini talep ettiği bildirildi. Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in de bulunduğu bir video konferans toplantısına katıldı ve konferansın ardından gazetecilere verdiği demeçte, Çin'in Doğu Türkistan ve Tibet'teki etnik gruplara yönelik muamelesinin yanı sıra Çinli insan hakları aktivistleri ve gazetecilerin içinde bulunduğu kötü durum hakkındaki endişelerimizi ifade ederken Çinli yetkililerin Uygurlara sistematik olarak zulmetmeyi planladığına inanıyoruz. Ayrıca Çin'den bağımsız gözlemcilerin Doğu Türkistan'a girmesine izin vermesi talebimizi yeniledik ifadesini kullandı. Avrupa Birliği olarak Çin'in işlediği insanlık dışı zulme gösterdiği savunmalarının Doğu Türkistan'daki sözde terörle mücadele önlemleriyle tutarsız olduğunu, ondan dolayı Çin'e defalarca gözlemcilerin bölgeye girmesine izin vermeye çağırmış olmasına rağmen olumlu yanıt alamadığını vurguladı. Toplantıya katılan Çin Komünist Partisi Sekreteri Xi Jinping, her zamanki gibi Doğu Türkistan ve Hong Kong özel idari bölgesiyle ilgili konuları savunarak bunların ulusal egemenliğin korunmasına ilişkin konular olduğundan bahsetti. CHP'ye göre Avrupa Birliği liderleri Çin'in adil olmayan ekonomik ve ticari rekabet ortamından endişe duyduklarını belirtirken Hong Kong, Doğu Türkistan, Tibet ve insan hakları konularında Çin'in başarısız olduğunu öne sürüyor. Çin, Avrupa Birliği'nin ziyarete gelebileceğini ama soruşturmayı kabul etmeyeceğini açıkladı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, 14 Eylül'de Cenevre'de yaptığı açıklamada Uygurlara yönelik soykırımı nedeniyle yoğun baskı altında olan Çinli yetkililerle Doğu Türkistan'a gözlemci heyet gönderilmesi konusunda tartıştığını söyledi. Reuters'e göre Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi müzakerelerinin ayrıntılarını açıklamayan Michelle Bachelet, Uygur bölgesindeki kampların teftiş edilmesi için defalarca Çin'e çağrıda bulunduğunu ancak Çin tarafın bağımsız ve tarafsız bir uluslararası soruşturma yürütülmesini reddetmesi nedeniyle ziyaretin şimdiye kadar gerçekleştirilemediğini ama Çin hükümetiyle Doğu Türkistan'daki durumu ve Çin politikasının insan hakları üzerindeki etkisini tartışmaya devam edeceğini ifade etti. Michelle Bachelet, sıradan insanları da bu büyük yangını söndürmede yer almaya teşvik ederken sizin ve diğer insanların yapabileceği şeylerden biri baskıyı sürdürmektir dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, 15 Eylül Pekin'de düzenlediği basın toplantısında Çin tarafının Avrupa Birliği'nin Doğu Türkistan'a ziyaret talebini kabul ettiğini ve böyle bir ziyareti tertip etmek istediğini ancak bir suçlama veya ceza soruşturmasına kabul etmeyeceğini vurguladı. Bilgilere göre Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 42. toplantısı 9 Eylül'de başladı. Komiser Michelle Bachelet 14 Eylül'deki konferansta küresel insan hakları durumu hakkında bir rapor vererek bir açılış konuşması yaptığı sırada Doğu Türkistan'la ilgili konulara değindi. 27 Eylül'e kadar sürecek olan bu oturumda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, insan hakları uzmanlarından uluslararası kabul görmüş bağımsız gruplardan gelen raporların gözden geçirileceği belirtiliyor. ABD, Çin'in Doğu Türkistan'da ürettiği bazı ürünleri yasakladı. Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik, Gümrük ve Sınır Güvenliği Bakanlığı 14 Eylül'de Çin mallarına 5 ithalat kısıtlaması getirdiğini açıkladı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yasaklanan ürünlerin Doğu Türkistan'da zorunlu çalışmayla üretildiği ve Çin'in sistematik olarak Uygurların ve diğer etnik grupların insan haklarını ihlal ettiği belirtildi. ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği Dairesi Müdür Yardımcısı Mark Morgan, ABD ambargosunun uluslararası topluma açık bir mesaj olduğunu, Çin'deki tedarik zincirlerinde yasa dışı ve insanlık dışı zorla çalıştırmaya izin vermemesi gerektiğini ifade etti. Açıklamaya göre ABD hükümetinin tüm sınır geçişlerindeki gümrük memurlarına söz konusu mallara el koyma talimatı verdiği bildirildi. Yasaklanan ürünlerin üretildiği şirketler, 1. Hotan ilçesi 4. Mesleki Eğitim Merkezi'nde işçiler tarafından üretilen tüm ürünler, Hotan Lob ilçesi saç ürünleri üretim merkezinde yapılan saç ürünleri, İl Kazak bölgesi Juen Garmen Manufacturing şirketi tarafından üretilen giyim ürünleri, Şinjang Jonggar Cotton Kenver şirketi tarafından işlenen pamuk ürünleri, Baolong Hefei Anhui'deki bilgi ve teknoloji şirketi tarafından üretilen bilgisayar bileşenlerini kapsıyor. Çin, Huy Müslümanlarına yönelik kısıtlamaları arttırdı. Bitterwinter Network'un verdiği haberine göre Çin'in İslam karşıtı politikası, Çin eyaletlerindeki Huy Müslümanların evlerine keyfi müdahalelerle yoğunlaştığı ve İslami kültürel sembollere zarar verdiği bildirildi. Çin komünist yetkililerin Hubei eyaleti Şinle şehri Pencacan köyünde yaşayan Huy Müslümanları haberdar etmeden kapıdaki duaları ve ayetleri, diğer İslami sembolleri söküp yok ederek yerine Komünist Parti öğretileri ve propaganda afişlerine yerleştirdiği öğrenildi. Çinli yetkililer İslam karşıtı ve Müslüman karşıtı faaliyetlerin nedenini Uygurlarla ilişkilendirerek Arapça mektupların ve posterlerin her yerden kaldırılmasıyla ilgili merkezi hükümetin talimatı olduğunu ileri sürüyor. Efendim, bültenimizi burada noktalıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.